88 yaşındaki Fadime Arslan 9 Mart'ta hayatını kaybetti. Ancak ailesi Fadime ninenin ölümünden gelinini sorumlu tuttuğu için dün Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Üstelik o iddiaları destekleyen görüntüler de vardı. O görüntülerde Fadime ninenin gelini yaşlı kadına şiddet uyguluyordu. Bugün ortaya çıkan yeni görüntülerse çok daha çarpıcı. Manisa Selendi Rahmanlar köyünde bir evde yaşanan dehşet anları. Yazıklar olsun sana. İddia şudur ki rahmetli kadın vefat ettikten sonra onun giysilerinin üzerine giyiyorsun ve iyi ki öldü diye dans ediyorsun. Adile, Adile. Adile, Adile. Fadime Arslan öldükten sonra gelin Fidan Arslan çok seviniyordu ya. Ağlama numaraları yapıp çok seviniyordu. Hatta bir video da çektik. Ebenin giyeceklerini giyip böyle sevinerek oynadığı video da var bizde. Adile, Adile. Adile, Adile. Vay vay vay, cenaze evine bak be. Döven büyük gelin oturuyor. Bunları görüntüye alıp hiç sesini çıkartmayan küçük gelinde giyiyor ölen Müzanım. Kadının elbiselerini deli deli dans ediyor. Hayır Müzanım, kayınvalidem ebenin yatağın altına açtı, giyeceklerini ben almayacaktım. Hatta büyük niye giyiyorsun kızım, niye giyiyorsun? Giymeyiz bak, giymeyecektim, zorla giydirdiler. Zorla. Yalan söylüyor ya. Sen de zorla öyle dans mı ettin Kızılderili gibi? Ya zorladılar beni, ben çekmeyeceğim, ben video çekmeyeceğim. Kim tuttu senin kolundan da dans ettirin? Beni oynamıyor musun sen? Vallahi oynadım. Beni tehdit ettiler. Oynamazsan seni bu evden kovarız dedi. Çeken bilen... Yani kadın ölmüş, oturuyorsunuz taziye evinde böyle kadın öldü diye dans ediyorsun. Bunları çeken kim? Pınar Arslan. O kim? Urfalı. Eltim. Urfalı'yı sormuyorum nereli olduğunu. O da diğer Eltin. O da diğer torunun karısı yani. Evet. Ne güzel memleket ya. Vallahi helal olsun be. Artık diyorum her şeyi gördüm bitti. Bunu görmedim. Bak gel. Ya bu aklıma da gelmez. Bak. Birinizin karısı taziye evinde babaannenizin kıyafetini giyip göbek atıyor. Diğerinizin karısı bunu görüntülüyor. Anneniz de yerde oturup ha diye gülüyor. Daha da diyorsunuz ki vicdanınız rahat. Peki vicdanınız sizin nasıl sızlar? Yuh ya. Başka da bir anlamı olamaz yani zaten. Yani hiç tanımadığın birinin cenazesine gitsen, taziye evine gitsen de gidip öyle yapamaz. Düşmanımın gitsem taziye evine. Evet. Gene öyle oynayamam. Kayınvalidene soruyorum vicdanın sızlıyor mu? Vicdanım rahat. Sana soruyorum vicdanın rahat. Hepinizin rahat. Yok abicim, benim vicdanım rahat değil. Hepimizin vicdan muhasebesi bu kadar farklı mı ya? Gibi. Kendi yaptığı eziyetler niye video aldırmamış? Hayır. Sen niye o eziyetlerle o kadını evde tuttun? Nasıl? Senin babaanneni ya da kendi anneni döven kadını niye evde tutuyorsun? Bana göstermedi videoları.